Cumhurbaşkanı Erdoğan vallahi yine bir açıklama yaptı. Bütün gündem değişti. Başka şeyler konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı dedi ki cuma günü bir müjde vereceğim. Öyle bir müjde vereceğim ki dedi. Hem de açıklarsam şimdiden işin heyecanını kaybederiz. Onun için cuma günü söyleyeceğim dedi. Bakan Albayrak da hemen bir tweet attı. Dedi ki Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Çok önemli yeni bir sürece gireceğiz dedi ve AK Parti'ye yakın hesaplar işte petrol bulundu. Türkiye petrol buldu. Türkiye artık işte petrol üreticisi müjdelerini paylaşıyorlar Twitter'da. Peki öyle mi hakikaten? Euronews'dan Sertaç Aktan hemen bir haber yapmış. Ben açıklayacağım müjdeyi Erdoğan'la öğrendim diyor Sertaç. Sertaç Euronews'da çalışıyor. Sertaç'ın edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın müjdesi Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı. Hatta diyor ki Sertaç bunun için NATO limanında demirli olan Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni de yola çıkmış. 12.000 metre derinliğe kadar 3.000 metre sondaj yapma özelliği olan Kanuni'de 35 personel var. Şu anda Doğu Akdeniz'de e, Yavuz gemisi var Türkiye'nin. Yavuz 7 kuyu da sondaj yapmakta. E, i̇şte bu Yavuz'un sondaj yaptığı kuyulardan birinde hidrokarbon bulundu deniyor. Sertaç böyle bir detay da vermiş. Hidrokarbon bulundu diye. Şöyle bir bilgi de var bana gelen. Karadeniz'de de bir hareketlilik var diyorlar. Fatih gemisi. Fatih Karadeniz'de sondaj yapıyor. Tuna bir kuyusunda bir hareketlilik var. Hani orada da gaz bulunmuş olabilir diyorlar. Bunlar gelen bilgiler. Bakalım e, ne açıklanacak. Tabii. Şimdi burada mesela hani gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılabiliyor olması. Çünkü hani işin astarı yüzünden pahalıya geliyorsa bir anlamı kalmış olmuyor. Hani kolay çıkarılacak, yani maliyetinin çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın e, Türkiye için ya da kim çıkaracaksa onun için. Mesela Rumlar da e, aslında. Doğu Akdeniz'de 3 kuyu da gaz buldular. Ve bunu ilk açıkladıkları zaman böyle acayip kaynaklar bulduklarını, aa muazzam gaz bulduk, çok fazla gaz bulduk diye söylediler. Ama daha sonra Rumların bulduğu gazın hani ancak böyle Kıbrıs Adası'na yetecek kadar olduğu ortaya çıktı. Hani aşırı böyle bir bir gazla duyurmuşlardır Rumlar bunu. Ancak Kıbrıs'a anca yetecek kadar olduğu ortaya çıkmış durumların bulduğu gazı. Daha sonra 2019'da geçen sene Temmuz ayında da basını Türkler Doğu Akdeniz'de gaz buldu diye yazmıştı. Epey Rumbas'ının da mesele olmuştu bu. E, onun gerisi gelmemişti. Şimdi fakat Cumhurbaşkanı açıklayacağım dediğine göre ve böyle bir şey yaptığına göre gündem yarattığına göre ee, herhalde bu ciddi bir şey olsa gerek yani rezerv olsa gerek değil mi yani başka türlü Erdoğan niye böyle bir açıklama yapmış olsun yalnız şimdi bakarken gördüm geçen sene 2019'da da biz yine petrolle gaz bulmuşuz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamış Fatih Dönmez şey demiş Güneydoğu'da bir petrol keşfimiz var yakın bir süre içerisinde açıklayacağız Trakya'da da gaz keşfimiz var demiş geçen sene bu zamanlarda yine geçen sene e, coşmuşuz. Oley petrol bulduk, gaz bulduk diye ama bu sefer tabii bakan değil Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacağım dediğine göre bilmiyorum. Şimdi kimileri de diyorlar ki e, aslında bunların hepsi erken seçim emaresi. Hani petrol bulundu, gaz bulundu, bir de Ayasofya ibadeti açıldı. Ard arda nedir bunlar? Erken seçim emaresi diyorlar. Hani ben hep en başından beri şöyle düşünüyorum. Ya 2023'e kadar zaten bu iktidar İktidar da hani niye fütüki al, alsın ki? Yani çünkü işte ekonomide çok iyi değil işler. Yani işsizlik yükseliyor bir yandan e, dolar, euro tamam dolar, euro tek gösterge değil diyorlar ama yani önemli bir gösterge ne olursa olsun yani enflasyon almış başını gitmiş işler çok parlak değil ekonomide. E, onun içinde şunu söyleyenler var ekonomi kötü gidiyor diye bir erken seçim yapar Erdoğan ve bu erken seçimle bir dönemi daha garanti altına alır. Çünkü işler muhtemelen daha kötüye gidecek diyenler var. Onun için Erdoğan bir dönemi daha garanti altına alır, devam eder. Hani tam böyle bir erken seçim atmosferi oluşuyor yine memlekette. İşte Ayasofya ibadete açılıyor, böyle petrol bulduk, gaz bulduk haberleri geliyor. Böyle bir erken seçim havası var diyorlar. Hani ben bilmiyorum 2023'ten önce neden acaba diyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey alsın, bir risk alsın. Yani onu bilmiyorum. Ya da artık hani yeni siyaset biçimi bu olabilir. Hani devam. Niye kriz diye sansasyonel bir haber. Bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli kendi kitlesini konsolide halde tutmak istiyor olabilir. Neyse tabii yani bir yandan da umuyorum Türkiye için çok iyi haberler gelir tabii Cuma günü onu göreceğiz ve tabi uzmanlara da sorarım ben de. Yani ne, neymiş bu bulunan, ne değilmiş, ne kadar işimize yarar falan. Anlaşılan onu cuma günü konuşacağız ama cuma gününe kadar bu pilav da yani çok su kaldırır. Epey de konuşulur. Türkiye'de başka bir şey de kolay kolay gündem olmaz cuma gününe kadar. Şimdi asıl başka bir gündemi var Türkiye'nin korona e, meselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir e, resim diyeyim. Konya ee, hayat Eve Sağır uygulaması, bu Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması. Kullananlarınız vardır. Bilgilerinizi giriyorsunuz bu uygulamaya. Ee, ve tabii işte sizin nerede olduğunuzu tespit ediyor. Açarsanız yer servislerini nerede olduğunuzu tespit ediyor. Ve olduğunuz yerde e, ne kadar çok korona vakası var, güvenli bir yerde misiniz, güvenli bir yerde değil misiniz? Uygulama sizinle bu bilgileri paylaşıyor. Ee, hayat Eve Sağır uygulaması üzerinden çekilmiş bu resimler ve e, bu resimlerde şunu görüyoruz. Bir ay önce Konya'da, Konya merkezde çekilmiş yemyeşil. Yani yeşilse risk düşük, kırmızıysa risk yüksek onu gösteriyor. Yani etrafınızda çok korona vakası varsa kıpkırmızı oluyor. Şimdi bir ay önce Konya merkez yemyeşilmiş, bir ay sonra kıpkırmızı. Hani Konya özelinden anlatılmış bu resimle ya da bu grafikle gelinen nokta. E, bakan kocanın işte son verdiği rakamlar da aşağı yukarı toplam test 6 milyona yakın, Türkiye'de vaka sayısı 251 bin, vefat 6016, son rakamlar bu şekilde. Ee, şimdi bu mesele, ee, AK Parti MYK toplantısına da gündeme gelmiş, sızan bilgilere göre AK Parti MKYK toplantısı vardı orada da gündeme gelmiş ve MKYK üyelerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı'na bu e, virüs pik yaptı ne yapacağız demiş demek ki hani AK Parti kadrolarında da bu konuşuluyor yani bu virüsün yayılmış olması e, çok fazla vaka olması şu da söyleniyor ya hani Türkiye'nin verdiği rakamlar güvenilir değil diyenler var aslında daha fazla vaka var tespit edilmiyor diyenler var şu da iddia edildi hani günlük test sayıları paylaşılıyor ama şu detay söylendi cumhurbaşkanlığında çalışanlar her hafta haftada iki kez test ediliyorlar. E bu rakamların içinde de bu var. E Cumhurbaşkanlığında çalışan da bir sürü kişi var. E bunları çıkardığımız zaman demek ki test sayısı düşük diyenler de oldu. Böyle yorum yapanlar da oldu. Şimdi bu test sayıları bir taraftan işte Türkiye çok fazla test yapmıyor. Vakalar tam belirlenemiyor diyenler de var. Fakat işte herkes de çevresinde böyle koronaya yakalanları duyuyor, görüyor falan böyle bir mesele var ya yani MKYK'da da gündeme gelmiş gelmiş olması enteresan. Yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir karşılık vermiş, hayır demiş. Koronavirüsle mücadelede biz çok iyi durumdayız. Vaka sayıları daha da azalacak. Bakın göreceksiniz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne ee, hani nasıl azalacak acaba? Herhalde yeni açıklanacak. Belki önlemler mi var? Ne olacak? Çünkü hekimlerin söylediği kış aylarının gelmesiyle kapalı mekanlara girmesiyle insanların hani vaka sayısının artması bekleniyor. Bilmiyorum Türkiye nasıl mücadele edecek? Edecek demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu öğreniriz. AK Parti MKYK'da başka enteresan bir şey daha olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan partileri uyarıyor. Diyor ki, sızan bilgilere göre MKYK'dan "Lütfen diyor, sorunlarımızı içimizde konuşalım. Dışarı kesinlikle bir şey aksettirmeyin." Partinin sorunlarını dışarıda konuşmayın. Burada içeride konuşulacak ve içeride kalacak. Bu şey oldu. E, normal oldu tabii. Bu normal karşılanıyor. Ha, tabii canım siyaset böyle bir şey. Parti içinde olan parti içinde kalmalı falan deniyor. Hatta CHP'yi de eleştirenler oluyor ya işte parti ne kadar bölünmüş. Habire kavga var parti içinde. Bu kavgalar kamuoyu gözün önünde ediliyor falan diye işte mesela İnce'nin çıkışı. E, aslında bilmiyorum. Bence biz demokrasiyi unuttuk. Ya bu böyle bir şey. Aslında yani demokratik siyaset böyle bir şey değil mi? Sonuçta siyasetçi ne için oy istiyor bizden? Siyasetçi benden oy istiyor. Bana oy ver ben sana hizmet edeceğim diyor. E Dolayısıyla benim siyasetçinin planını, programını, dünyaya bakış açısını, Türkiye'ye bakış açısını bilmem lazım. Yani çünkü siyasetçi bana hizmet için benden oy istiyor. Onun için aslında demokratik siyasette işin normali bir siyasi partinin içerisinde tabii ki kavgaların, tartışmaların, itişmelerin olması e, ve bu itişmeleri bizim bilmemiz aslına bakacak olursanız. Yani parti içindeki tartışma niye parti içinde kalsın ki? Yani o aslında bu demokrasiden epey e, demokrasiye ters bir şey bu. Yani bakmayın bize bu hani böyle otoriterlik normal gibi gelmeye başladı. Hani öbür türlü aa bak bu parti içinde içinde la, la kayıtlık var. Her kafadan bir ses çıkıyor falan diye düşünüyoruz ama Demokrasi de normal olan her kafadan bir ses çıkması. Yani her kafadan bir ses çıksın. Oturulsun, konuşulsun, tartışılsın ki neyin ne olduğunu bilelim. Yani doğru politikayı bulalım. Öbür türlüsü demokrasi değil ve ayrıca her zaman da doğru sonuç vermiyor. Yani birazcık tartışmaların kamuoyunun gözünün önünde yapılması tartışmayı da yönlendiriyor aslında bakacak olursanız ve daha doğru bir yere şekillenebiliyor tartışma. Ama işte bizde o şey bitti. Yani demokrasi kültürü bu anlamda ciddi kısıntıya uğradı. Ve parti içi demokrasi de bunu muhalefet partileri için de söylüyorlar. Parti içi demokrasiler de ciddi hezeyana uğradı yani ciddi bir darbe aldı aslında bakacak olursanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MK, MKYK'da böyle söylemiş. Şimdi geçelim Donald Trump'a ya bu Donald Trump hakikaten çok enteresan bir adam ve Amerikan başkanı muhtemelen yani öyle anlaşılıyor. Hayatı bir şey, siyaset de öyle zannediyor. Bir show işte bu bir televizyon programı, film falan zannediyor adam. Öyle yaşıyor. Ee, Senatonun seçmiş olduğu bir istihbarat komitesi var. Bu istihbarat komitesi e, Trump'ın işte Rusya ile ilişkilerini inceliyor. E, seçilmesinin arkasında ne kadar Rusya desteği var falan meselesi var ya Donald Trump'ın. İki tane... Yazışmayı paylaştı istihbarat komitesi. Ha yani bakın işte şeffaf siyaset böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Amerikan başkanının vakti zamanında Putin'e yazmış olduğu mektupları istihbarat komitesi incelemiş ve şak diye kamuoyuyla paylaşıyor. Ee, yani şimdi mesela işte bu işte e, şunu demiyor yani siyaset orada e, birlik olalım işte milletçe kenetlenelim başkanımızın arkasında duralım falan dediğin zaman. Bazen işte asla demokrasi yara alıyor. Ya yani her şey kamuoyunun gözü önünde olmalı. Bakmayarak bilsin ki insanlar ona göre ona göre oy versin, değil mi? Yani 2016 seçimlerinde Trump kimle ne konuştuysa, ne olduysa, kime ne söz verdiyse bilsin ki insanlar ona göre karar versin. Yani demokraside oy verenler karar verici halk olduğuna göre halkın doğru bilgilenmesi lazım ki halk ona göre kime oy vereceğini seçsin. Yani yarım yamalak bilgiyle olmaz bu işler. Onun için çok önemli halkın bilgilendirilmesi. Neyse bu istihbarat komitesinin şey yaptığı mektuplar, paylaştığı mektuplar çok enteresan. 2007 yılında Donald Trump Putin'e bir mektup yazmış. Demiş ki Time dergisinde yılın kişisi seçilmişsiniz. Tebrik ederim. Büyük hayranınızım demiş Putin'e. Putin yani otoriterliğiyle ve demokrasi sevmemesiyle bilinen bir lider malumunuz. Büyük hayranınızım demiş Donald Trump. Forbes dergisi de bununla ilgili bir şey yazmış hemen analiz. Şunu söylüyor Forbes dergisi. Donald Trump bu Time'ın yılın kişisi seçilme ile ilgili takıntılıymış adeta. Hep kendisi de böyle seçilmiş. Time beni yılın kişisi seçsin falan diye çok uğraşıyormuş. ve Hatta 2015 yılında Time yılın kişisini Angela Merkel seçmişti. Trump buna çok bozulmuş. Bu Merkel Almanya'yı batırıyor kardeşim bunu nasıl seçerler de beni seçmezler falan diye epey böyle sitem etmiş. Böyle bir şey var. Bir de daha sonra yazmış olduğu bir, bir um, Peskova, Rus Peskova yazmış olduğu bir mektup var. O da malum Donald Trump Amerikan Başkanı olmadan önce e, güzellik yarışması düzenlemişti Rusya'da. Peskova davette bulunuyor. Gel diyor Sizi davet ediyoruz diyor ben güzellik yarışması düzenliyorum. Dünyanın en güzel kadınları burada olacak diye bir de böyle ünlemler koymuş, Peskov'u davet etmiş. Hakikaten çok enteresan. Yani Donald Trump gibi birisinin Amerikan başkanı olmuş olması ve ülkeyi de böyle e, televizyon programı gibi yönetmiş olması yani dilek olay 2016'dan 2020 Kasım'ına kadar çok acayip. Hakikaten tarihe geçti. Yani Trump'ın bu yaptıkları. Bakalım 2020 Kasım'ında ne olacak yani? Tamam mı, devam mı? Trump'la tamam mı diyecek Amerikalılar. Devam mı diyecek göreceğiz